Ana metalli makina İTSAS OSM diyor. Çenkorp diyor. Yani bunları bizim detaylı olarak bilmemiz lazım. Büyükşehir Başkanımız söyledi. Ben %100 katılıyorum. Bu yatırımları bilmemiz lazım, görmemiz lazım. Hangi teknolojiyi kullanıyorlar? Atıkları nereye gidecek? Çünkü kötü örnekler var ülkemizde. Dilovası örneği var. Bandırma'da geçmişte yapılmış yatırımların eski teknolojilerin verdiği zararlar var. Dolayısıyla bunları bilmemiz lazım. Bunları öğrenmemiz lazım ki ona göre davranabilirim. Özlem'in bir şeyden söz etti. Önemli bir soruydu. Tabii Erdek Körfezi. Biliyorsunuz bizim Bandırma Körfezi artık denize girilmiyor. Gerçi giderek kendini temizliyor denizimiz. Yaptığımız zıpkınla balık avlama yarışmasında da epey balık çıktı. Yani ilerleme var, iyiye gidiyor. Eğer bu korumaya devam edersek daha da iyiye gidecek. Erdek Körfezimiz, bu sanayi kurulacağı olan Erdek Körfezimiz mavi bayraktı. Onun için tamamen turizme dönük Erdek Körfezi'de. Acaba turizmi öldürür müyüz? Endişeleri var. Hatta Özlem Hanım'ın söylediği deniz suyunun 2 derece arttığı söyleniyor. Ya oradan soğutma suyu alındığı için. Bu da balıkların işte doğal yaşamını etkilemiş oluyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Elbette ki bu konuda da bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Biz hem Büyükşehir Başkanımızla, Büyükşehirimizle, Çevre Belediye Başkanlığı'yla ve diğer kurumlarımızla, sanayi odamızla, ticaret odamızla, ticaret borsamızla da hem beldemizi geliştirmek, hem ülkemizi geliştirmek için işbirliği yapıyoruz. Yani belediyeler yardımcı oldu ve önünü açıyor sanayicinin. Ama bunu yaparken de bilerek yapmak lazım. Bu konuda da gayret gösteriyoruz. Ben tekrar bu toplantı için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum.